Ben yaşamam o şeyi. Ama rekmen aç. Çok geldiler. İlk günde hiçbir sorun yok, tamam, hani önceden deprem oluyordu ama hani alıştık biz. Sonra ikincisinde hani artçısı bile daha yüksek oldu. Yani 400'den fazla bina yıkıldı. Ekipleri çağırdık, kimse gelmedi. Ondan sonra kimse yoktu, şurada bir eve girdik, kurtarmaya çalıştık, biz de altında kaldık. Yumruklarımızla yani çekiç balyoz hiçbir şey yok. İnsanları çıkarttık, geri şurada bir enkaza gittik. Enkaz yanıyordu, itfaiyeyi çağırdık. İtfaiye bizim işimiz değil dedi. İçeriden ses aldık, 3 gündür içeride çocukla konuştuk. Bugün kemiklerini topladılar torbalarla. Ekipler ses duydu. Geldiler abi. Biz geliyoruz, ekipman alıp geliyoruz dediler. Siz yol açın dediler. Yani yapacağımızı yaptık, açtık biraz, bir şeyler yaptık. Gelmediler. Canlı olan aradı yani. Ben bu taraftayım, şu cephedeyim, şuradayım. Çocuk öldü. 2 gündür enkaz kazıyorlar. Hepsinin kemikleri var. Kim, cinsiyet, erkek, kız, hangisi, arkadaşımız mı, dostumuz mu belli değil. Adam ne diyor biliyor musun abi? Bir insanda 2 kol vardır diyor. 10 tane kol var. Hesapla kaç insan var diyor. Kol var, başka bir şey yok. Bu mu abi? Talebiniz nedir? Öncelikle bu insanın enkaz altına çıkarılması mı? Yani? Abi enkazdan çıkarılması yani, başka bir şey istemiyoruz. Biz aç da bekleriz abi. İnsanlar çıksın. Bağırmaktan sesimiz gitti. 4 gündür uyumuyoruz. Dün gece -20'ydi. Soğuktan ölen bebek bile varmış burada. -20'ydi abi. Herkes dışarıda. Çadır varmış. Nerede abi? Çadır nerede? Herkes burada. Çadır yok. Devlet de yok. Açıklama da yok. Dün abi enkaza polis gelmiş, jopla inmiş. Önce bir geçmiş olsun diye. İlk defa kırmızı maviyi 3. günde gördük. İndi jopla, millet kovalıyor. Sen kimsin ya? Millet ölüyor ya. Böyle bir şey var mı abi? Bunlar...